Kur'an'da bildirildiğine göre alçak gönüllü olmak imanın özelliğidir. Buna karşın kibir ve büyüklenme ise ancak inkarcılara ait bir tavırdır. Çünkü din ahlakının insana öğrettiği ilk şey, aciz bir kul olduğu gerçeğidir. İman edenler bu gerçeğin bilincindedir ve bu nedenle tevazulu hareket ederler. Büyüklük hırsına kapılmış olanlarsa, Kur'an'da bildirilen doğruları ısrarla kabul etmezler. Kur'an'da böyle insanlardan şu şekilde söz edilir. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Allah müminlere alçak gönüllü olmayı emretmekte ve Kur'an'da büyüklenenleri sevmediğini bildirmektedir. Bu, bir müminin büyüklenmekten uzak durması için yeterlidir. Nitekim Kur'an ayetlerinde alçak gönüllü olmanın önemi şöyle haber verilmektedir. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Kibirli insanlar kendi üstünlük iddialarını ne kadar fazla vurgularlarsa, toplum içerisinde o kadar çok takdir toplayacaklarını zannederler. Bunun için yürüyüşlerinde, konuşmalarında ve bakışlarında abartılı ve dikkat çekici tavırlara başvururlar. Söz konusu insanların özellikle yürüyüş şekillerinde bu iddianın izlerini görmek mümkündür. Allah Kur'an'da böbürlenerek yürümenin çirkin bir davranış olduğunu, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerin yer aldığı şu ayetlerde bildirmiştir. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Unutmamak gerekir ki şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasının nedeni onun kibiridir. Şeytan, tüm diğer yaratılmış varlıklardan üstün olduğunun iddiasında bulunmuştur. Bunu bilen bir müminin, şeytanın taşıdığı kibiri andıracak herhangi bir tavır göstermesi mümkün değildir. Ayetlerde tevazulu davranan kimseler şöyle müjdelenmektedir. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere kılarız. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.